Merhaba, Paris Louvre Müzesi'ndeyiz ve İngiltere Kralı Birinci Charles'ın portresine bakıyoruz. Boyunun kısa olduğunun farkında ama burada hiç de öyle görünmüyor. Arkasındaki manzara boyunca yükselmiş, kendini belli ediyor. Ağacın dallarının hemen altındaki başı göğe temas edecek gibi. Yüzünü şapkasıyla akıllıca bir şekilde portreye oturtarak gökyüzünün parlaklığının yüzünü parlatmasını önlemiş elbiseleri de enfes saten kumaş deri botlar gerçekten çok şık tablomuzun tamamında zarif bir umursamazlık söz konusu krallık edasından bile daha görkemli bir poz vermiş av sırasında atından yeni inmiş ve o sırada yardımcısı atına göz kulak oluyor arkasında av tutan bir uşağı var gökyüzüne bakmak için bir adım geri atmış fakat bize bakıyor yolda aniden durup gelişi güzel bir bakış atmış gibi görünüyor. Sanki bizi fark etmiyor bile, sadece ''Aa evet, orada olduğunu biliyorum'' der gibi. Başına buyruk olarak bilinen biri, Tanrı'dan gelen kesin bir otoritesi olduğunu hissetmiş. Hüküm sürdüğü yıllar boyunca gücünü test etmek isteyen parlamento ile birkaç anlaşmazlığı olmuş. Daha derin problemler de mevcut çünkü o yıllarda yüksek kilise ekselansı olarak görülüyordu. Katolik bir kadınla evlendi. Protestanlar ve kalvinistlerin ibadetleri konusunda katı düşünceleri vardı. Dönemde topraklarda savaş hakim olduğu için bazı mali problemler de vardı. Tüm bu problemler iki iç savaş doğurdu. Kral tutuklandı, suçlu bulundu ve Londra'da idam edildi. İngiltere geçici olarak dönemli muhalefet meclisinden olan Oliver Cromwell tarafından yönetilmeye başladı. Bu kısa iktidar monarşinin yaralarını saran ikinci ile devam etti. Şu an baktığımız tablo, sonraki 200 yılda sıkça örneklerine rastladığımız ideal bir aristokrat portresi gibi. Gainsborough ve Reynolds portreleri gibi 18. yüzyıldaki birçok portreye örnek olmuştur. Kendinden emin duruşuna bakılırsa bu portrenin iç savaş ve idam olaylarından çok daha önce yapıldığını söyleyebiliriz. Ressamımız Van Dyck dahi bir çocuktu. Henüz 20 yaşına gelmeden Aziz Lukun ressamlık akademisinde usta olmuştu ünlü ressam Rubens'in atölyesinde baş asistanlık yaptı. Portre çizerek ünlü oldu. Aynı zamanda dini resimler de çiziyordu. Öğretmeni Rubens'inki gibi resimlerini sergileyebileceği büyük bir atölyesi ve birçok asistanı vardı. Van Dyck, eski barok stili ressamlarından olan Titian'dan etkilenmiştir. Barok sanatının bu yol açıcı özelliği ressamımızdaki boşluğu doldurmuş gibi. Tekrar resme döndüğümüzde atından daha yeni inmiş. Ve burada sıradan bir inişten ziyade süvarilik duygusu yansıtılmış gibi. Bu tarz süvari portrelerin tarihi Antik Roma'ya kadar dayanır. Yine aynı ressamımızın çizdiği başka bir birinci Charles resminde at, gücü ve kudreti sembolize ediyor. Şu an karşımızda duran portrede ise atın üzerinde olmasa da gücünü kaybetmeyeceğini anlatmak ister gibi. Ne bir kral tacına, ne bir kral asasına, ne de atın üzerinde hazır bulunmaya ihtiyacı var. Resmi olmayan av giysilerinin içinde olması bile çevresindeki kontrolünü simgeliyor. Ayrıca portresinin çizimi için Van Dyck'ı seçecek kadar da akıllı. Van Dyck 1. Charles'ın meclisinde resmi bir göreve sahipti. Charles Van Dyke'daki yeteneği gördü ve iktidarını sağlamlaştırmak için kullanmaktan çekinmedi. Portrede gördüğümüz kral ve ressamımızın bu görüntüyü duru bir şekilde yansıtması arasında net bir neden-sonuç ilişkisi var. Van Dyck, fırça işi stilini tüm tuvalde kullanmak konusunda çok yetenekliydi. Şekilleri hafifleterek, sade ve kesin bir şekilde betimlerdi. Bu fırça tekniği kralın kendine güvenmiş pozu ile son derece uyum sağlamış. Hoşçakalın.